Evet, iyi akşamlar Bülent Hanım. Hayırlı akşamlar. Nasılsınız? Kırmadınız bizi, soğukta bekletmeyip yukarıya davet ettiniz. Sağ olun öncelikle. Nasılsınız efendim? Sizler de beni kırmıyorsunuz. Her zaman beraberiz. Nasılsınız? Neler iyi, Allah'a şükür. Koştura koştura şey yapıyorum. Bir sonbahar kış hazırlığı var galiba. İşte şeye, Bodrum'a gideceğim hafta sonu. Ondan sonra onun için koşturuyorum. Bir dükkan kapanacak, bir de ötekini durduruyorum. Bir dükkan kapanacakken tabii, birini açtırıp diğerini kapattırıyorsun. Beklesin beni diye. Geçtiğimiz günlerde de yaptım. Senin yazık senin burada. Geçtiğimiz günlerde yaptığınız bir alışverişte çok konuşuldu. Çantalar taksiye sığmadı. Yaklaşık 100.000 lira denildi ama biz dedik. Ben parayı söylemem. Bodrum hazırları demiştiniz. Bodrum'a gidiyorsunuz. Allah istersen. Bir süre kalacak mısınız orada? 2 ay. 2 ay uzun bir süre. Evet, içerisini yaptıracağım. O 2 yerinde. 2 villayı da. Evet, yaptıracağım. Gözümle görmem lazım. Başında duracağım. Biliyorsun bıdıcıyımdır. Onun için bu adamlar inşallah kaçmazlar. Bülent Hanım, uzun zamandır görmediğimiz için sorular birikti. Villaları alırken de görüp ben Bülent Ersoy fiyata bakmam, bu ikisini beğendim deyip öyle adım... Bu ikisini kaldırın hemen satıştan. İçini nasıl bir dizayn düşünüyorsunuz? Ama kapalı. Çok güzel, bekliyorum, gelin muhakkak bana. Muhakkak, inşallah. Ya. İçeride de ummalı bir hazırlık var galiba. Tabii canım. Aa. Büyük bir miktar harcanacak muhtemelen. Ben bilemem abi. Sen her şeyi paraya dökme. Peki Bodrum'a neden yerleşme kararı aldınız? 2 ay gibi bir süre, çünkü uzun bir süre. Hayır, ben zaten 2 ay içi yapılacak. Bizatihi gözümle göreceğim. Nereye ne istiyorum, nedir, ne değildir diye. Bizatihi teftiş etmek. Evet. Evet. Yerinde. Evet, yerinde. Efendim. Çünkü mimar kendine göre şey yapar. Sonra tekrar, aa ben bunu beğenmedim deyip yeniden efendim kırmak, dökmek, onu şey yapmıyorum. Bir mimarisiniz, siz yapacaksınız. Bir şey. Yok. Ben haddimi aşıp da anlam şey yapamam ya. Onlar tabii ki matematiksel olarak bana getirecekler çizimleri, ama çizimin dışında acaba çizimdeki görmüş olduğum ve okeylemiş olduğum şekilde uygulamalar ne durumda olacak? Onları görmek. O önemli tabii. Evet, böyle. Bu pandemi döneminde de sizin için biraz daha şey mi olacak efendim? Gözlerden hani uzakta biraz tatil gibi mi olacak hem bir yandan? Yani ne bileyim ben bu İstanbul'u şey yapmıyorum ben. Hava alayım. Ayağımı toprağa basayım. Ondan sonra... Ağaç olsun, yeşillik olsun, yani doğa olsun. Çok. Bütün çam ağaçları görmeyiz. Kendiniz diktirdiniz? Yok. Var. Var. Bülent Hanım, pandemi sürecinde şimdi bazı sanatçılar, hani bütün sanatçılar sahne alamıyor ama bazıları çok muzdarip kalıyor bir durumda. Paramız bitiyor diyorlar. Büyük dağın büyük yükü mü olur, yoksa... Ne olacak şimdi, benden para mı istiyorsun? Tabii ben ablayım. Yani, ama şimdi öyle söyleyince sizin çantanızda her zaman yüklü bir miktarla gezdiğinizi biliyoruz zaten onu, ama istemiyoruz. Sanatçılar bu konuda sizce doğru bir söyleşi mi bu? Hani gerçekten 3 ay sahne almayınca gerçekten parası biter mi sanatçıların? Siz ne düşünüyorsunuz bu konuda? Yani hazıra daha dayanmaz diye bir tabir vardır. Efendim, ama yatırımın tabii durumuna bağlı. Dayanma gücü falan, onu bilemiyorum. Zor tabii, zor yani. İnsanlar için de. Kesinlikle. İnsanlar için. Ben çok üzülüyorum. Nasıl üzülüyorum? Yani bir dengesizlik. oluyor. Hani muhakkak ki tabii ki belirli bir kazancı olan insan, asgari ücretle çalışanlar bir olmayabilir. Ama bu kadar uçurum tabii onu ancak çeken bilir. Böyle şeylerin habere yansımasını istemiyorsunuz ama pandemi sürecinde çok bağışlarda bulunmuşsunuz. Evet. Biz de teşekkür ederiz. Estağfurullah. Yani ne olacak zaten? Hepsi onlara kalacak. Geçen günü dedim Şaziye'ye, Şaziye ben dedim o Türklerimi birilerine vereceğim. Şeyi beğeniyorum çok. Saylan Hanım. Saylan Hanım'a vereceğim, bir gece yapılsın. Evet. Ben de gideceğim. Hı hı. Orada onlar satsınlar. Pahada ağır olduğu için epey yüklü miktar tabii şey olmuş olur. Bunu ne aldım ben görmemişlerdi bence. Ben içinden bir şey alacağım. Hasan içinden bir şey. Bu nakmelak ne oluyor dedim. Acaba çok mu böyle bak görün işte gibi mi oldu? Bülent Hanım peki 2021'e girerken Bülent Hanım'ın kış kreasyonu ne durumda diye sorsak galiba bugün de biraz hazırlıklar var, bir hummalı çalışmalar. Ay yok, dün giydiğinin evet, siyah. Biraz daha şarjesini beyaz yaptırmış. Şaziye nerede? Bir bakabilir miyiz Şaziye Hanım? Şaziye de 40 yıllık arkadaşımdır. Soruyorlar. İkinci adres İzmirli Kürk Sarayı. Evet. Sürekli Bülent Hanım Kürk mü alıyor oradan? Hayır, evet aradı. Bana gelmezsin dedi. Bana gelmezsiniz dedi. Ondan sonra hayatım korona. İzmirli Kürk Sarayı'nda korona yok mu dedim. Diyor. Hayır yok dedim ben. Kolye yeni mi acaba? Onu bir sorsak mı? Çok eski bir kolye. Vardı. Ama çok kullanmıyordun galiba. Yok. Kalbin içi dolu mu peki? Ben de artık nerelerden vuruyorsun? Vallahi. Sayın Divamız. Yeni kültürü denerken. Ama yavaş. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. İnşallah. Yeriniz abi yüzünü görün. Maşallah. Beyaz bir kuğu gibisiniz. Ha canım. Sen öyle. Kaşlı bu seferkiler. Gelmek istiyorsun. Beğendiniz mi Bülent Hanım? Nasıl? Güzel değil mi? Çok zarif. Nasıl buldunuz? Gerçekten çok muhteşem. Fikirleriniz neler arkadaşlarım söylesin? Muhteşem. Süper. Harika. Harika. Hadi bakalım. Allah iyi günlerde kullanmayı nasip etsin. İnşallah. Herkese. Amin. Herkese, ihtiyacı olanı herkese, Türk olmaz da başka bir şey olur. İnşallah her şey herkesin de olsun. Amin. O zaman lezzetli olur. Kesinlikle. Evet. O zaman tatlı olur. Evet. Çok teşekkür ederiz Bülent Hanım. Çok sağ olun. Ediyorum. Kırmadınız bizi tekrardan, çok sağ olun. Rica ederim. Efendim, bütün insanlık alemine de. Sadece Müslümanlık alemi. Tamam. 5 dakika. Bütün insanlık alemine yeni senenin inşallah hayırlara vesile olmasını Yüce Rabbimden niyaz ediyorum. Amin. Kimin ne arzusu, ne isteği, Yüce Allah'ımdan ne talebi varsa İnşallah kat ve kat Yüce Rabbim ol desin, oldursun ve herkesin hep beraber olsun istiyorum. Efendim, ne oldu bana? Tüy vardı burada. Tüy mü? Her yerim tüy zaten. Pürüzsüz. Efendim baksanıza, makyaj uzmanı. Hepsi burada. Bütün ekip burada. Hepsi burada vallahi. Modacı burada. Modacı. Yazık çok yoruldu o da. Efendim. Bülent Hanım, malumunuz sahneler olmayacak. Özlediniz mi sahneleri, sahneye çıkmayı, şarkı söylemeyi? Gelin abi. Aynen. Vallahi yalan konuşayım, pek özlemedim. Olursa okurum, olmazsa da. Anasını satayım, boş ver. Tekrar yerinizi alalım isterseniz. Hadi oturun, bakalım. Fazla ayakta kalmayın. Çok teşekkür ederiz size. Çok sağ olun. Arkadaşlar son bir detay alalım.